Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi, birinin size yanlış teşhis koymasından daha kötü bir şey yoktur. Herkes size metabolizmanız yavaş diye hızlı kilo veremiyorsunuz der, değil mi? Bu nedenle, bu yanlış teşhis yüzünden, muhtemelen yanlış şeyleri uygulayacaksınız. Çünkü, bu durumda metabolizmanızı hızlandıracak bir şeyler bulmaya odaklanırsınız. Ancak, bu işe yaramaz. Aslında, sorun yavaş metabolizma değildir. Öncelikle bunu açıklayalım. Metabolizma nedir? Vücudunuzda çeşitli kimyasal reaksiyonlar meydana gelir. İster yiyecekleri enerjiye dönüştürüyor olun, İster vücudunuzdaki dokuları yeniden yapılandırıyor olun, ya da vücudunuzda bir şeyleri tedavi etmek, sıcaklığı idealde tutmak ve atıklardan kurtulmak gibi reaksiyonlar. Bunların hepsi metabolizmanızın bir parçasıdır. Bazı insanlar size kullandığınızdan daha az kalori tükettiğiniz, yani daha az yediğiniz bir negatif kalori alma yöntemi uygulamanızı söyleyecektir. Ayrıca daha fazla egzersiz yapmanızı tavsiye ederler. Bunu yaptıktan yaklaşık 6 ay sonra gerçekten 1 kilo bile veremezsiniz. Temel olarak karbonhidratlarda, yağlarda ve proteinde ne kadar enerji olduğunu laboratuvar ortamında bu besinleri ısıtarak, yakarak belirlerler. Fakat vücudumuzdaki reaksiyonlar biyolojik sistemde tamamen farklı gerçekleşir. Gerçekleşen reaksiyonlar çok daha karmaşıktır. İlk olarak hormonlar bunu etkiler. Gerçekte eksik olan faktör hormonların belirli kalori alımınız üzerindeki etkisidir. Hormonlar temel olarak vücudunuzdaki iletişimi sağlar. İnsülin, yağ yakma veya yağ depolama ile ilgili çok önemli bir hormondur. İnsülin yükselirse, insülinin mesajı yağ depolamak olur, böylece yağ depolarsınız. İnsülininiz düşerse, bu farklı bir mesajdır. Bu durumda yağ yakarsınız. Yani aslında insülininiz çok yüksekse, yavaş bir metabolizma benzeri bir durumda olursunuz. Çünkü ancak insülini düşürdüğünüzde yağ yakmaya başlayabilirsiniz. Ancak, insülin seviyeniz çok yüksekse, hem yağ yakamazsınız, hem de vücudunuz kaloriyi yağ olarak depolamak için çalışır. Fark edeceğiniz üzere, bu videoda tamamen gerçek soruna odaklanmaya çalışıyoruz. Böylece, gerçek sorun için bir çözüm bulabiliriz. İnsülinin neyin uyardığını ve bunu nasıl engelleyeceğinizi bilirseniz, nasıl kilo vereceğinizi de bilirsiniz. Aslında, yavaş bir metabolizmaya sahip olduğunuz ve bunu hızlandırmanız gerektiği yanılgısından çok daha farklı bir durum olduğunu keşfedeceksiniz. Metabolizmanızı hızlandırmak için kafein, enerji arttırıcılar ya da metabolizmanızı uyaran ve metabolizmanızı yoran bazı şifalı otlar almanız aslında işleri daha da kötüleştirecektir. Bu uyarıcılara girmeden önce, neye neden olduklarını açıklayalım. İnsülin hormon seviyeniz yükseldiğinde birçok belirti yaşayacaksınız. Bu belirtiler sık acıkma, karbonhidrat açlığı, özellikle geceleri sık sık idrara çıkma, karın bölgesinde yağlanma, mide bulantısı ve yorgunluk hissi oluşmasıdır. Algılama problemleri oluşacaktır. Çünkü beyin bulanıklığı oluşur ve rahat odaklanamazsınız. Ruh haliniz etkilenir, daha huysuz hissedersiniz. Daha fazla kaygılı hale gelebilir ve kesinlikle daha fazla karaciğer yağlanması yaşarsınız. Bu göbek yağınızın olduğu karın bölgesinde sızıntıya neden olur. Ayrıca vücudunuzun sabit bir ağırlık ayar noktası olduğunu fark edersiniz. Bu noktanın altına inmek, bu noktayı bir kez yukarı çektiğinizde oldukça zor olacaktır. Diğer bir deyişle, kilo vermek için çeşitli yöntemleri uyguladığınızı varsayalım. Ancak 70 veya 75 kilonun altına inemiyor gibisiniz, yani orada sıkışıp kaldınız. İşte buna ayar noktası denir. Ayar noktasının ve kilo vermeye devam edememe durumunun arkasında insülin vardır. Bununla ilgili gerçekten ilginç bir semptom daha var. İnsülininiz çok yüksekse, karaciğeriniz beslenmenizdeki şekerden değil, kendi yağınız ve proteininiz gibi diğer şeylerden fazladan şeker üretmeye başlayacaktır. Buna glukonogenez denir. Gluko şeker demektir, neo yeni demektir, genesis yaratmak demektir. Böylece, kendi şekerlerinizi üretirsiniz. Bunun ilginç bir nedeni vardır. O da insülininizin uzun süre kronik olarak yüksek olmasıdır. İnsülin direnci adı verilen başka bir durumda geliştirirsiniz. Vücudunuzun gerekli etki oluşması için daha fazla insülin üretmesi ve dengelemesi gerektiği anlamına gelir. Vücudunuzun bazı bölümleri çok fazla insülin belirtileri gösterirken, diğer bölümleri çok az insülin belirtileri gösterir. Özellikle insülin direncine sahip şeker hastalarında gördüğünüz yaygın şeylerden biri karaciğer tarafından fazladan şeker üretimidir. Bu durum genellikle bir kişi şekeri bıraktığında oluşur. Bu kişilerin özellikle sabahları şeker seviyeleri yüksek olur. Bu şekerin nereden geldiğini merak ederler. Bu insülin direnci rahatsızlığından kaynaklanır. Peki şimdi iki farklı şeyden bahsedelim. İnsülini neyin uyardığını ve insülini neyin engellediğini konuşacağız. Her iki durumu anlarsanız kilonuzu kişisel olarak kontrol edebilirsiniz. Peki insülini ne tetikler? Tabii ki karbonhidratlar karbonhidratlar ve kesinlikle şekerler. Peki, insülini engelleyen şey nedir? Düşük karbonhidrattır. Bu ketojenik diyet uygulamak demektir. Bir başka büyük insülin tetikleyicisi de sık aralıklarla yemek yemektir. Örneğin, ara öğün veya atıştırmalıklar. İnsülini uyarmak ve kilo kaybını durdurmak için gün içinde küçük atıştırmalıklardan daha zararlı bir şey yoktur. Çünkü, bunu yaparak gün boyunca sürekli insülini uyarmış olursunuz. Bu kronik yüksek insülin seviyesi sizi ne yaparsanız yapın kilo veremeyeceğiniz bir duruma sokar. İnsülini baskılayan şeylerden biri diğeri de oruç tutmaktır. Aralıklı oruç tutmaktır. Bu yüzden oruç tutmayı ve ketojenik beslenmeyi öneriyoruz. Böylece metabolizma yavaşlığından kaynaklandığını sandığınız sorunları çözmek için çok güçlü bir yöntemdir. Aslında sorun sadece insülin kaynaklıdır. İnsülini tetikleyecek bir diğer şey de aşırı miktarda protein tüketmektir. Özellikle, D protein tozlarındaki gibi az yağlıysa veya lipoproteiden yoksunsa. Bunların insülin indeksi çok yüksektir. Şimdi, elbette, bu şeker yemekle karşılaştırılmaz, ancak yine de sorun olabilecek faktörlerden biridir. Şimdi, insülini engelleme tarafında ise, insülini düşük tutacak ve insülini daha hassas ve daha az dirençli yapacak olan şey egzersiz yapmaktır. Özellikle güçlendirme antrenmanları yani tüm vücudunuzu belirli bir yoğun tempoda ve yoğunlukta çalıştırmaktır. Bu insülin direnci için çok ama çok faydalıdır. İnsülini tetiklemeyen iki şey daha vardır. Birincisi liftir. Sebze gibi şeylerden elde edilen doğal liften bahsediyorum. Şimdi örneğin fiberyum gibi insülini kesinlikle artıracak yapay bir lif olan sahte liflerden bahsetmiyorum. Sebzelerden elde edilen doğal liflerden bahsediyorum. Tahıllardan gelen lifleri kastetmiyorum. Çünkü tahıllar çok fazla karbonhidrat içerir. Sağlıklı ve doğal olan lifleri kastediyorum. Sonra yağlar gelir. Görünüşe göre yağlar insülini tetiklemez. Bu insanlar için çok şaşırtıcıdır. Çünkü, metabolizması yavaş olduğunu düşünenlere yağlardan uzak durmaları söylenir. Size bir şey söyleyeyim. İlk etapta, insanların metabolizmaları yavaş değildir. Çok fazla insülinleri vardır. Yağlar, insülini uyarmayan şeylerden biridir. Bu çok ilginçtir. Eğer karbonhidrat tüketimini sınırlarsanız, yağ alımı sizi olumsuz etkilemeyecektir. Bu nedenle, ketojenik diyetlerde yüksek oranda yağ tüketimi uygulanır. Çünkü, ketojenik diyette gerçekte karbonhidratları düşük ve proteini dengeli uygularız. Peki, insülinin bir başka nedeni de strestir. Stres arttığında kortizol yükselir. Kortizolun başka bir adı da glukortikoidlerdir. Çünkü, kortizol belirli bir seviyeye kadar glikozu da kontrol eden ve proteinleri, hatta vücut dokularını glikoza dönüştüren bir hormondur. Sürekli yüksek seviyelerde kortizol üretiminin bir yan etkisi diyabettir. Çünkü beslendiğiniz şeylerden şeker almazsınız ve proteinlerinizi glikoza çeviriyorsunuzdur. Bu stresten kaynaklanır. Yani stres sizi şişmanlatabilir. Ancak kortizol insülini yükselttiği için sorun yine insülin kaynaklıdır. Dolayısıyla kortizol doğrudan değil, dolaylı bir etkidir. Şimdi engelleyiciler tarafına geçelim. İnsülini bloke edebilen ve insülini daha hassas ve daha az dirençli hale getirebilen birkaç şey vardır. Bunlar potasyum, B1 vitamini ve D vitaminidir. Bu üçü de insülin direncini düşürmede size büyük ölçüde yardımcı olabilir. İnsülin hassasiyetinizi arttıracak başka bir şey de elma sirkesidir. Bir bardağa bir yemek kaşığı sirke ekleyin. Biraz su ekleyin sonra bunu için. Kan şeker seviyesinde gerçekten yardımcı olacaktır. Sonra gerçek yağ yakma moduna geçebilirsiniz. Buna ketoz durumu denir. Ketoz, kendi başına insülin duyarlılığını artırabilir. O zaman insülininizi düşük tutmak istiyorsanız bilmeniz gereken son 3 şey vardır. Çünkü, bu üç şey insülini tetikleyecektir. Bir numara, iltihap, anladınız mı? Bitkisel yağlar, mısır yağı, soya yağı ve kanola gibi omega, altı yağ asitlerinden gelen iltihaplanma, bunlar oldukça iltihaplıdır. Ayrıca, genel olarak göbek yağınız varsa, Viseral yağ aslında iltihabı artırır ve bu tek başına insülini artırabilir. MSG yani monosodyum glutamat, insülini artırma özelliğine sahiptir. Bu birçok yemekte, özellikle restoran yemeklerinde bulunur. Uykusuzluk da kan şekerini bozabilir ve insülini artırabilir. Bu nedenle insanlar iyi bir gece uykusu alırlarsa daha fazla kilo verirler pekala şimdi takılıp kaldığınız ayar noktasını kırmanın ve bu videodan önce metabolizma yavaşlığı sandığınız şeyin üstesinden gelmenin yöntemini biliyorsunuz. Bu aslında bir insülin sorunudur. İnsülin direnci hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız yorumlara yazın ve sizin için hemen bir video hazırlayalım.